Arkadaşlar şu anda Vezir Köprü'ye geldik. Bir benzinlikteyiz ve dolu yağışı başladı. Burada mağdur kaldık şu anda. Şöyle bakın dolunun büyüklüğünü arkadaşlar. Allah'ım her türlü afetten korusun. Burada arabalar da mağdurlar. Şu anda halen yağmaya devam ediyor. Ve çok şiddetli. Bismillah dedik. Vezir Köprü'ye ayağımızı bastık arkadaşlar. Daha köyümüze gidemeden yolda yakalandık. Şöyle. Telefon sen. Telefon geç. Kaç oğlum. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Baksana. Yanılmıyor. Dün arkadaşlar yolda doluya yakalandık. Gene bazı köylerde sel almış. Buranın bazı köylerini. Vezir Köprü'nün. Onlara da geçmiş olsun diyoruz. İnşallah can ve mal kaybı yoktur. Bu ev benim okul arkadaşımın evi. Elif'lerin. Elif'le çok iyi arkadaştık. Çocukluğumuz bir geçti bir büyüdük. Halen de görüşürüz. Çok severim kendisini. Ege'de orada. Bizim köyümüz böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar köyümüz böyle devam ediyor.
Evet arkadaşlar, şu karşıda görünen köyün adı Habib Fakı Köyü oluyor. Burası köyümüzün camisi, yani yukarı mahalle camisi oluyor. Burası avlusu. Şöyle bakalım. Evet, burası caminin giriş tarafı. Bu taraf köyümüzün mezarlığına doğru gidiyor. İnşallah mezarlığa da gideriz. Bu ağaç arkadaşlar benim çocukluğumdan önce vardı. Halen de ayakta. Çok yaşlı bir söğüt ağacı. Arkadaşlar şunu da belirteyim. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi lütfen unutmayın. Emeklerimiz yani boşuna gitmesin. Bizler elimizden geldiğince size bu tür videolarla karşınızda olmaya çalışacağız. Bir şey daha söyleyeyim. Bu ara fazla pek bir çekim yapamadık. Çünkü hava şartları çok kötüydü. Burası da böyle. Buranın da birkaç yani köylerini hep sel aldı. Bizim oralarda durumlar iyi değil yani. Hep yağmurlu. İnşallah bundan sonra güzel çekimlerimiz olur. İnşallah arkadaşlar. Şöyle. Buralar bizim çocukluğumuzda hep yoldu, şu kayaların üstü falan. Şimdi her yeri ağaçlar kaplamış. Köyümüz güzeldir aslında. Belediyeliğe geçti köyümüz. Büyüktür yani. Aşağı mahalle, yukarı mahalle, orta mahalle diye ayrılıyor. Çeşmelerimizi de size hemen göstereyim. Bakın arkadaşlar, güldür güldür akıyor çeşmelerimiz. Şöyle. Burası benim doğup büyüdüğüm Samsun Vezir Köprü Beşpınar Köyü arkadaşlar. Hatırlatayım, başta söylemiştim. Eskiden şurası çamaşır yıkama haneydi. Yani çamaşırı eskiden hani makineler falan yokken orada yıkıyorlardı. Kazanlar falan, ocaklar kurup yakıp. Çocukluğumuz öyleydi. Sonradan işte orasının su deposu yaptılar burayı. Şimdi tabii herkesin evinde çamaşır makinesi var haliyle. Artık öyle şeylerin de zamanı geçti. Arkadaşlar suyun güzelliğine bak. Çok güzel. Hemen aşağıda da bir tane çeşme var. Onu da size göstereyim şöyle. Bizim köyümüzün adının, onu da hemen söyleyeyim, Beşpınar olmasının sebebi köyümüzde 5 tane çeşme var. O yüzden Beşpınar olarak kalmış böyle. Bir iki günlüğüne Vezir Köprü'ye, köyümüze gidelim dedik arkadaşlar. Fırsat bulmuşken.
Biraz da çekim yapalım dedik. Çünkü akşam burada havalar çok felaketti. Yani şu an biraz açtı. Az önce gene yağmur yağıyordu. Yani havanın nasıl olacağı bilinmiyor. Bir anda açıp bir anda yani yağmur yağabiliyor. Suyun güzelliğine bakar mısınız? Şöyle. Arkadaşlar. Evet, burası da ikinci çeşmemiz. Evet arkadaşlar, komşumuzla çekim yapıyordum. Sohbete durduk, o yüzden videoyu kapattım. O da bizim mahallemizden. Ali dayımız, yabancımız değil. İşte böyle arkadaşlar, yani bizim köyümüz böyle. Burası şu üst tarafta hemen mezarlık oluyor. Tabii şimdi ağaçlar yani yaprak açtığı için sıklaşmış. Mezarlar da görükmüyor. Ben ayrıyetten mezarlığa geleceğim. Hem babamı da ziyaret edeceğim. Bütün ölmüşlerimizi. Onu da ayrı çekeceğim arkadaşlar. Bu üst taraf mezarlık. Bu taraf işte ileride benim çocukluğumun geçtiği okulum var. Onun oraya da gidip çekim yapmayı düşünüyorum. Böyle burası da işte bahçe. Komşu köylülerimizin bahçesi. Yani bizim köyümüz böyle arkadaşlar. Gurbetçilerimiz varsa memleketinden uzak, onlara da yani izlemiş olurlar. Bir nebze onların da duygularına dokunabiliyorsak ne mutlu bize. Bakın arkadaşlar, bir iki mezar gözüktü şuradan. Eskiden bu kadar sıklık ormanlık değildi. Şimdi tabii haliyle bir sürü ağaç yetişmiş buralarda. Sıklaşmış yani. Bakın şöyle. Birkaç benim babamın mezarlığı yukarı tarafta oluyor. Buradan görükmüyor şu anda. Dedem falan hep orada. Babaannem. Bizimkiler uçtu gitti. Maşallah. Ege ile ben kaldım. Şöyle gidiyordum da. Şöyle. Bakın şöyle. Burası mezarlığımız işte. Burası aşağı mezarlık. Bir de yukarı mezarlığımız var. Orası daha çok sık tabii buradan. Bu karşıda mezarlık arkadaşlar. Bu eski mezarlık ama orası. Bu ormanlığın hemen altında yeni karakol yapılıyormuş. Orayı da çekmeye çalışacağım. Oraya da gitmeye çalışacağım. Sadece 1-2 günüm var burada. Onu da değerlendirmek istiyorum. Size köyü tanıtmak istiyorum. Kendi köyümü. Öyle işte arkadaşlar. Bakın. Allah hepsine bol bol rahmet eylesin. Şöyle. Şimdi gidiyorum. Az sonra videoyu açarım arkadaşlar. Evet. Bakın. Ben gelmeyeli yine biraz oldu. Yine bir şeyler yapılmış buralara. Hep çocukken, okula giderken bu yolun yokuşunu yürüyorduk arkadaşlar. Buradan bütün arkadaşlarıma hep selam olsun. Hepsi evlendi, barklandı. Tabii insanlar hep çocuk kalacak değil. Hepsine selam olsun. Şöyle. Kamyonlar, kepçeler. Buraya bir şey yapmışlar ama ben şimdi ne yaptıklarını bilmeden yanlış fikir vermeyeyim. Ev mi yoksa birisi başka bir şey mi yaptı onu bilmiyorum. Burası orta mahalle diyerek geçiyor arkadaşlar. Bizimki yukarı, burası orta, aşağı var. Bir de köye girişte Örköy diye denilen bir mahallemiz var. Yani etti. Toplam 4 mahallemiz var. Şöyle bak.
Şöyle göstereyim de tepeden. Bakın her şey gözüküyor. Buranın yokuşu beni hep yordu. Hep de yorar. Burası da Ortaköy Camisi. Şöyle hemen göstereyim onu da. Şöyle. Anneannem gelin evi de hemen şu köşede yukarıda oluyor. Anneannem çok hastaymış arkadaşlar bu arada. Ona da Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Allah bütün hastalarımıza, hasta yatağında yatan, şifa bekleyen kullardan Allah'ım herkese şifa versin. Hastane köşelerinde derman bekleyen hastalarımıza da. Evet arkadaşlar. Burası anneannem gelin evi. O görünen dedem. Şimdi buradan oturduk. Anneannem de işte durumu pek iyi değil. Onu da gördük. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Hadi gel. Bakın bu ağaçta benim çocukluğumdan. Biz okuldayken falan bunun gölgesinde hep otururduk. Halen daha maşallah ayakta. Burası, şurası park. Çocuk parkı. Şurası hemen düğün salonu. Yeni yapıldı orası da. Şöyle. Burak, el salla. Takip ol, takip et. Abone ol. Salih ile koydun esintiler. Hey. Hadi gel hadi. İşte arkadaşlar. Köyümüz böyle. Kardeşim Sadık. Maşallah. Manken edasıyla. Yürümekte. Bu Sadık'tan çok çektim arkadaşlar. Halen de çekiyorum. Hadi. Hadi. Hadi oğlum. Buraya ne yaptılar? Burası karakol mu? Arkadaşlar demin size buraya ne olduğunu ben bilmiyordum. Buraya karakol yapılıyormuş. Yeni karakol. Aslında bu karakol az ilerideydi. Burası yeni karakolmuş arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Burası yeni karakolmuş. Ne yapıyorsun sen? Aşağısı çamlık, ormanlık. Burası da caminin avlusu arkadaşlar. Orta mahallenin camisinin avlusu oluyor. Köyümüz çok güzeldir. Yeşildir. Biz çocukken tabii bu kadar yollar düzgün değildi. Şimdi yollar falan her şey yapıldı. Mahalle aralarına parke falan döşendi. Daha da güzel oldu. Arkadaşlar şu karşıda görmüş olduğunuz bizim okulumuz. Tabii ben bunu şimdilik aşağıdan çekiyorum. Tam yanına gitmedim. İnşallah yarın bir arada oralara giderim. Hep bizim çocukluğumuz işte bu ormanlarda geçti. Teneffüs boyunca bu ormanlarda hep oynardık arkadaşlarımızla. Çocukluk gibi bir şey yok da işte. İnsan büyüyünce daha iyi kıymetini anlıyor.
arkadaşlığın, o yaşanan çocukluğun, oyunların. Büyüyünce çocukluğumuza özlem duyuyoruz. Burası da aşağı mahalle olarak geçiyor arkadaşlar. Burası da aşağı mahalle olarak geçiyor. Şöyle göstereyim size. Böyle şu biçim. Şöyle. Burası da aşağı mahalle olarak geçiyor. Köyün öbür tarafı, aşağı tarafı. Tabii yukarıda da evler var. İnşallah orayı da size yarın göstereceğim. Çekmeye çalışacağım. Bakalım. Anneanneme canım çok sıkıldı arkadaşlar. İnşallah Allah'ım şifasını versin. Yani zor. Hastalık çok zor. Allah'ım elden ayaktan kimseyi düşürmesin. Bakın. Burada inekler var. Şöyle. Çiçek açmış her yer. Şöyle de yukarıda da evler var. Şimdi bakın. Şöyle. Burası da aşağı mahalle olarak geçiyor. Bakın arkadaşlar her yer yemyeşil. Kuş sesleri, kuş cıvıltıları. Ben de uzun zamandır buralara gelmemiştim. Bayağı olmuştur yani, bir sene falan olmuştur. Belki de daha fazla. Görmeyeli buralar değişmiş. Köye gelince arkadaşlar zaman kısıtlı oluyor. Köyde de hayvanlarımız olunca burada da hani 2-3 gün falan ancak duruyoruz. O yüzden de fazla vaktimiz olmayınca buralara da inmek, görmek şansımız olmuyordu. Bizim için de iyi oldu. Burası da aşağı mahallenin çeşmeleri. Buraya şey derler, Kuzpınar derler. Oğlum. Size şimdi... Buyur Sadıkcığım, bir şey mi dedin? Çek çek onu çek. Biri küçük bir geliyor. Aşağı mahalle arkadaşlar. Şöyle kuş bakışı size şöyle bir çekeyim. Şurada su deposu var. Burası da aşağı mahallemiz oluyor. Şöyle yaklaştırayım biraz. Bakın. Köyümüz böyle. Her tarafı yeşil. Yeşillik. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı,
bildirimleri açmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Arkadaşlar, eski karakolun olduğu yer burasıydı. Şimdi buradan yukarıya taşınmış, yukarıya yapılmış. Eskiden bizim çocukluğumuzda buradaydı karakol. Sonra eskidi, yıkıldı tabii. Şimdi yenisi yukarıya yapılmış. Burada bizim eski okulumuz vardı. O da yıkıldı. Onu da yıkmışlar. Şurası, şu yeni temelin atıldığı yer, öğretmenler lojmanıydı burası. Tuvaletler falan vardı, okul tuvaletleri. Oraya da yeni bir şey yapmışlar, yapıyorlar. Burası işte eski karakolunun yeriydi. Biz çocukken 23 Nisan bayramlarında falan buradan geçerken elimizde bayraklar, en büyük asker bizim asker diye bağırdığımızda onlar da bize selam verirlerdi. Güzel günlerdi. Askerimiz her zaman sağ olsun, var olsun arkadaşlar. Onlar olmasa biz huzurlu, güven içinde yaşayamayız. Allah başımızdan eksik etmesin. Burada da eski fırın falan vardı. Onu da yıktılar. Tarihiydi ama, taşları falan. Bir tane çeşme var burada. O da şu an akmıyor. Eski, o da bayağı bir eski. Bakın şurası ormanlık. Şöyle. Şu aşağıda burası telefon şeysiydi. Ev telefonlarının PTT şeysiydi, binasıydı. Şu aşağıda anneannemgilin evi vardı. Tabii onlar da yıkıldı şu an. Enkaz şeklinde öyle.